Herkese merhaba, ben Nurkar Talaktaş, Aşk Atılma Etme isimli kitabın yazarıyım. 25 yaşındayım, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Bu zamana kadar belki birçok televizyon kanalında karşılaştık. Şu anda hali hazırda bir radyo programı yapıyorum, bir radyo kanalında çalışıyorum. Belki oradan sesimi duydunuz, belki nacizane şekilde hayatınıza ufacık da olsa bir dokunuşta bulundum. Bu kitabı yazmaya aslında beni iten birçok nokta oldu. Ama öncelikle ben kitap okumayı çok seven bir insanım. Bu noktada bir şeyleri okumak ya da bir şeyleri birilerinin hayatına bir şeyler katabilmek için ortaya bir eser koymayı her zaman zaten istiyordum. Evet, yaşım çok genç olabilir. Ama ben aslında ta çocukluğumdan beri ortaya sürekli bir noktada bir şeyler yazıp insanlara bunları okutma çabasında olan bir insandım. Yani çocukluğumdan bu zamana, okul yıllarımda, ortaokul yıllarımda sürekli bir şeyler yazıp bunları kitap haline bastırıp arkadaşlarıma okutup zorla okuttururdum hatta. Aa bakın ben kitap yazdım diyebilmekti. Ama her zaman hayalimde ileride profesyonel olarak insanların hayatına dokunabileceğim bir kitap yazmaktı. Şu anda hayallerimi gerçekleştirdim. Öncelikle buradan herkese hayallerinin peşinden koşmasını tavsiye ediyorum. Çünkü ben şu anda karşınızda oturuyorsam hayallerimin peşinden koşarak cesaretimi toplayarak oturuyorum. Bu kitapta size ne anlatıyorum? Aslında bu kitap baştan sona okumanız gereken, daha sonra rafa kaldırabileceğiniz bir kitap değil. Bu kitap ben bir başucu kitabı olsun istedim. O yüzden açtığınız her sayfada eminim ben gibi sizler de hayatınıza dair izlere rastlayacaksınız. Ya da okuduğunuz bir şiirde aa bakın beni anlatmış diyeceksiniz. Çünkü bu kitap öyle. Kitap sadece şiir kitabı değil. Aynı zamanda kitabın içerisinde düz yazılar da var. Hayata dair birçok konuya da değindim. Özellikle kadın olmaya, kadın olmak konusuna değindiğim çok önemli noktalar var. Çünkü bu noktalar bir kadın olarak beni yaralayan noktalardı. Özellikle toplumumuzda yaşadığımız kadın cinayetleri beni gerçekten çok üzüyor. Ve ben bir kadın olarak bundan çok utanç duyuyorum. Evet, bu kitapta belki buna yer vermem biraz üzücü olmuş olabilir. Ama bana göre altını çizerek vurguluyorum ki kadın olmak utanılacak bir durum değil. O yüzden ben kitapta bundan da bahsettim, aşktan da bahsettim, aşka inanmayanlar için de birçok yazı koydum. Yani bu kitapta yine dediğim gibi eminim ben gibi sizler de ya da kim okursa okusun içerisinde okuduğu küçücük bir sözden kendinden bir parça bulacağına eminim. Yani böyle, şu ana kadar kitapla alakalı hiçbir kötü eleştiri almadım. Okuyan herkesin çok 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 beğendiğini biliyorum. Yani en azından bana söylenen böyle bu noktada. Yapabilecek başka neler var ya da ileriye dönük neler mümkün inanın bilmiyorum. Ama her zaman hayallerimin peşinden gittim ve sizlerin de hayallerinin peşinden gitmesini istiyorum. O yüzden ben bu kitabı, hatta ön sözün hemen ardında göreceğiniz sözle tüm erdemli adamlara ve bu toplumda özellikle korkmadan yaşamasını istediğim tüm kadınlara armağan ediyorum. Kadın olmaktan korkmayın, bunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Aşka tamah etme dediğim zaman evet kitapta belki aşka inanmayın diyorum ama evet ben aşka inanan bir insan olmuyorum, o değilim. Hiçbir zaman da aşkı betimleyebilecek bir cümle bulamadım. Aşka inanmıyorum ama aşkı küçümsemiyorum da. Bu bence göreceli bir kavram. Yani bu nacizane benim fikrim. Ben aşka tamah etme derken aşkın bana göre sevgiden, saygıdan daha üst seviyeye koyulmasını hazmedemiyorum diyelim. Tabii ki bu benim fikrim. Sizler neler düşünürsünüz bilemem. Ama aşk kelimesi bence insanın hayatını etkileyecek noktada olmamalı. Çünkü ben toplumda birçok insanı aşk yüzünden intihar ederken görüyorum. Aşk acısı çekiyorum diye yataklarda yatan gencecik çocukları görüyorum. Bu kitabı aslında birazcık da onlara bir şeyleri üst seviyelere koymamaları açısından böyle bir başlık altında çıkardım. Kitabın kapağında gelincik resmi var. Gelincik aslında kavuşamayan aşıkların, sevgililerin simgesi. O yüzden gelincik resmi seçtim kitaba. Ve çok kırılgan bir çiçektir. Bana göre aşk da öyle. Aşk insanı kırabilir, üzebilir. Ama hiçbir zaman bu hayatta üzülmeyin. Her zaman gülümseyin. Emin olun hayat sandığımız kadar uzun değil. Bir dakika sonra başımıza nelerin geleceğini hiçbirimiz bilmiyoruz. O yüzden yine söylüyorum, bu kitabın içerisinde eminim kendinizden birçok noktada izler bulacaksınız. Hepinize çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Umarım bir gün bir yerde, imza gününde, virüs biterse buluşmak dileğiyle. Hepinizi çok öpüyorum.